29 Mayıs 2018 Salı. Sizlerle yine günü gündemi değerlendiriyoruz. 29 Mayıs, bir çağı kapatıp bir çağı başlatan, Anadolu'nun ebedi yurt olmasını tescilleyen Fatih'in İstanbul'u fethinin 565. yıl dönümündeyiz. Biz Bolulular için önemli olan da Fatih'in hocası Akşemseddin ve Göynük. Tüm bu olayların, tüm bu güzelliklerin mübarek olması dilekleriyle Ramazan'ın 14. gününde iftarlar devam ediyor. Kimisi şirket iftarına gidiyor. Kimisi hemşehri iftarına gidiyor. Kimisi mahalle iftarına gidiyor. Kimisi de partilerin birbirlerine verdikleri kadın ve gençlik kollarıyla lüks lokantalardaki iftarlara gidiyor. Afiyet olsun beyler. Gelelim siyasete. Siyaset devam ediyor. Bolu'da pazar akşamı Sayın Ataş'ın konuşması bugün itibariyle tüm medyamıza, merkez medyamıza, İstanbul medyamıza ve yerel medyamıza çok gümbür gümbür düştü. Bugün mahalli köşelerde ve üst düzey yazarların köşelerinde de Sayın Ataş vardı. Haram tartışmaları devam etti. Neyse diyelim, bir daha inşallah büyüklerimiz sürçülisan etmezler. Gelelim mahalli birinci, ikinci, üçüncü adaylarımıza. TV Bolu stüdyolarına, TV Bolu mikrofonlarına AK Parti'nin birinci ve ikinci adayları da konuştu. Arzu Hanım liyakattan ve reisten bahsetti. Sayın Fehmi Küpçü de bir değerlendirme yaptı. Arzu Hanım'ın AK Parti'de siyasete başladığını söyledi. 6 yılın sonunda liyakatla gelinen bu noktada hedef belli, hedef Ankara, hayırlı olsun efendim. Efendim, bu sabah ikinci çocuk şenliğiyle 17 Temmuz kapalı spor salonunda çeşitli okullarımızın, ilkokullarımızın katılımıyla bir proje çerçevesinde yürütülen programdaydık. Geçen yıl 2017 yılında Bolu Belediyesi'nin yayınladığı bir kitabın eşliğinde, bir derleme kitabın eşliğinde, kitabın adı Papucu Yarım Çık Dışarıya Oynayalım. Çocuklar, arkadaşları okullardan hınca üç doldurdukları salonu izleyiciler, öğretmenler, veliler oynanan oyunları seyrettiler. Niçin mi bu projeye ihtiyaç duyuldu? Çünkü çocuklar artık dışarıda, sokaklarda oyun oynamayı unuttular. Bu sokak oyunları, bu açık hava oyunları bugün kapalı salonda oynandı. Ama bizim dileğimiz daha sonra çok çok okulun ve çok çok çocuğun seyretmesiyle değil de bunlarla bir araya gelmesiyle Abant'ta, Yedigöller'de, Gölcük'te şenlik değil de bir çocuk festivali düzenlenemez mi? Belki baharda, belki kışta. Bugünlük de bu kadar. Selam ve muhabbetle bizi izlemeye devam ediniz. Saygılarımla, biz yine buradayız. tvbolu.com